Bugün yolculuk Novi Sad'a. Novi Sad'dan herkese selamlar. Arkadaşlar, burası Sırbistan'ın ikinci büyük şehri Novi Sad. Arkamda gördüğünüz müthiş bir katedral, ismi Meryem Katedrali. Novi Sad'ı ben çok seviyorum. Yani inanılmaz seviyorum. Geçen sene Balkanlara geldiğimde Belgrad'dan sonra gene buraya gelmişim. Gene bu sene aynısını yaptım. Belgrad'dan sonra buraya geldim. Dayı dur, dayı bir şey diyor. Dayı Sırpça konuşuyor Burak'la. Bak seni çekiyor diye. Neyse, biz devam edelim. Novi Sad'ı geleceğiz bu videoda. Novi Sad, nasıl tarif edeyim? Küçük Amsterdam abi. Herkeste bisiklet var. Herkeste bisiklet, burada her yerde bisiklet yolu var. Sokakları renkli renkli, canlı canlı. Binalar renkli renkli. Tam arkamda gördüğünüz yerde belediye binası. Baksana şunların güzelliğine. Çok uzatmayayım. Yavaş yavaş Novi Sad'ı gezmeye başlayalım arkadaşlar. Umarım, ben çok seviyorum burayı. Umarım siz de çok seversiniz. Gösterdim, Meryem Katedrali'ne geldik ama ne yazık ki arkadaşlar, demirle kapatmışlar. Bugün kapalı. Ama demirlerin arasından göstereyim size. Şöyle bir yer. Güzel. Tam şehrin merkezinde, Old Town'un içinde. Çok tatlı bir yer. Çok, yani çok güzel görünüyor dışarıdan mimarisi. Gelmelisiniz. Bizim şansımıza içi kapalı ama gene gösterdiğim kadar zaten çok farklı bir şey. Çok tatlı değil mi? Bence çok güzel ya yapılar. Çok hoşuma gitti benim burası. Çok seviyorum ben burayı. Güzelliğe bakın, güzelliğe. Ne kadar tatlı bir sokak. Vallahi küçük Avrupa ya. Vallahi küçük. Müthiş. İnsanları da çok sıcakkanlı abi. Çok seviyorum böyle güler yüzlü insanları ya. Belgrad büyük şehir ya. İnsanlar biraz donuk. Soğuklar yani. Yani küçük şehir. İnsanları tatlı, insanları güler yüzlü. Yani bir güler yüzle sabah uyanıyoruz. Bir güler yüzle bir merhaba diyorlar bize var ya. Of yani. Günümüz o kadar güzel geçiyor ki anlatamam. Çok güzel şehir. Çok güzel şehir yani. Ben çok seviyorum burayı. Şimdi şehrin kalelerinden Petrovaradin Kalesi var burada. Oraya doğru gidiyoruz. Orası çok güzel. Yapısal olarak, manzara olarak çok güzel. Şimdi biraz oraya gidelim. Oraları göstereceğim size. Sonra burada bak çok meşhur bir hamburgerci var. Geçen sene geldim. Arkadaşlar söylemişti bana buradan. Çok hoşuma gitmişti. Beğenmiştim. Sonra oraya gideceğiz. İnşallah açıktır. Açıksa hamburger yiyeceğiz beraber. Size de yerini tarif edeceğim. Hadi kaleye doğru gidelim. Burası da şehrin meşhur parklarından. Lunavska Parkı. Zaten Petrovaradin Kalesi'ne giderken buradan geçiyorsunuz, görüyorsunuz burayı. Gelmişken buraya da uğrayın, burayı da görün. Kaleye geldik arkadaşlar. Petrovaradin Kalesi.
kaleler bence şehrin simgeleri, bilginiz olsun. Bu kale de çok güzel. Çok tatlı. Tam nehir aşağıda, şehir karşıda. Gözüme toz kaçtı. Yani Novosibirsk'e bu kale için bile gelinebilir. Buradan izleyebileceğiniz manzara için bile gelinebilir. Ben çok lafı uzatmayayım. Ben size bu kaleden manzarayla baş başa bırakayım. Çok tatlı, çok güzel görünüyor çünkü. Sonra hep beraber hamburger yemeye gideriz. Biz şimdi şehir merkezine geldik hamburger yemek için. Umarım açıktır. Eğer açıksa size de göstereceğim. Bugün kendimizi ödüllendiriyoruz. Peynir yok, helva yok. Hamburger. Bakalım, inşallah açıktır ve hatırlıyorsam yerini. Vallahi yanlış hatırlamıyorsam bu pazardı. Bakayım. Evet, burasıydı. Şurasıydı. Tosterdi. Şurasıydı ama kapalı. Virüsten dolayı sanırsam kapalı. Şansımıza. Neyse, bakacağız. Başka bir şey bulup yiyeceğiz artık. Hadi gidelim bakalım ne yiyebiliriz. Şimdi biz ne yiyeceğimizi düşünüyoruz. Biz bir yer bulana kadar da size Dunajska Sokağı'nın akşamki halini çekeyim, göstereyim. Yılbaşını hazırlıyor o sokağı. Çok güzel görünüyor. Okay. Yes. 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 Onion. No onion. No. No onion, no tomato. Ne İngilizce biliyorlar. Şimdi biz Pleskavisa yiyeceğiz de. Salat, yes. Yes, yes, yes. Yes, salat. Green salad. İçine bir şey attırıyoruz ama ne attırıyoruz bilmiyoruz. İngilizce bilmiyorlar, biz de anlamadık. Yemeği böyle bitireceğiz. Bakalım.